29 dakika sonra İstanbul Çap Kitap Fuarı'ndaki imza günümüze başlayacağız. Ve şimdi hep beraber aşağı iniyoruz. Yepyeni araçlarımız var. Onları hediye vereceğim. Araç alabilir miyim? Çok heyecanlıyım. Uzun zamandır imza günüm olmuyordu, o yüzden... Merhaba! Evet, yepyeni araçlarımız var ve hediye etmek için sabırsızlanıyorum. Bu arada başka şehirlerden bu yayını izleyen varsa, bilmiyorum şu an kaç kişi izliyor ama yayını izleyen varsa hepinizi çok seviyorum. İmza gününe gelemediğiniz için hiç üzülmeyin. Elimden geldiği şekilde her şehre gelmeye çalışacağım. Tabii bu ne zaman olur bilmiyorum. Şu an sadece bugünkü imza günü belli. Fakat çalışacağım, gelmeye çalışacağım. Dediğim şeyleri yaşayabilen karakterler yazarsam yazarsam olabilir.
bekleme şansı. Ya H artı B, ben bittim orada, tamam mı?
savaş gibi evrenmiyor ve bir yerde realistlik yapmak zorunda kaldım. Çünkü düşünsene ben neyse spoiler vermeyeceğim. Siz anladınız, söyleyenler anladılar, okuyanlar anladılar. Başka soru sorun var mı? Hadi çok eğlenirim şu an, soru sorun. Saçma bir de olsa sorun, kitap hakkında olmak zorunda değil, benim hakkında da olur. Karşılaşmak ister miyiniz? Bunun cevabını size alabilir miyim? Evet! Yani! Tartmışsın sana böyle karşıdan gelip vuruyorsun falan böyle hani seker gibi elini neyse. Başka soru sorular mı? Kimle çalışmak isterdin? Arda bana gitar çalsın ya. Ya Arda bana gitar çalsın ya. Demir de şarkı demir ben. Demir piyanoyu çalsın. Evet. Arda gitarı çalsın. Güneş söylesin. Ne sabah güneş falan. Ay çok bazen Instagram'a şarkı söylerken video atıyorum, umarım. Tamam. Rezaletse söyleyeyim, özel yüklemeyeyim. Rezil oldu, tamam mı? Tamam, başka, evet, sor. Şey, kitaba kurtlar kurduğunda bir yazarken önceden kurtlayıp mı yoksa anlık mı yazıyorsun? İlk kitapta özellikle sürekli anlık yazdım. Sonuçta eğlenmek için yaptığım bir şeydi. Ha, bu arada soruyu tekrar ben duymayanlara tekrar da söyleyeyim. Kitabı önceden kurgulayarak mı yazıyorsun yoksa anlık mı yazıyorsun dedi. Birinci kitapta bir gün oturuyorum, o gün hiç aklımda yok, özel yazıyorum. İkinci gün yine o gün aklıma, tam o anda aklıma gelenleri yazıyorum. Fakat ikinci kitapta özellikle yarısından sonra her şey hazırdı kafamda. Çünkü hani bildiğiniz Sherlock Holmes tarzında bir şey oldu, farkında mısınız? Evet. Cinayet yani. İkinci kitap var. Spoiler vermemeye çalışıyorum ama birazcık poliseye kaçmış olabilirim. Evet, başka soru, evet. Etkilenerek yazdığın sahne hangisi? Etkilenerek yazdığın. Sahneler. Yani. Genellikle bu arada etkilendiğim şeyler, dinlediğim şarkılar, müzikler. Onu da söylemek istiyorum çünkü ne bileyim hani sağ beyin, sol beyin insanları vardır ya. Hani bilmiyorum, ben dinlediğim şarkılardan çok fazla etkileniyorum. Gerek sözleri gerek melodisi. Veya mesela bir gün, mesela bu gerçekten oldu, anlamadım önce. Şeydeydim, minibüste gidiyordum. Yanda bir arabada hani aynısıyla oturan bir kız var ve ben kızın mimiklerinden kafamda bir kurgu yarattım. Hani bu oluyor, hani bir yerde otururken gördüğüm insanlar bana ilham verebiliyor. Başka soru sorular var mı? Şu an son sözü vermişsiniz. Evet, siz de sağ olun. Şimdi bunda çok başarılı. Efendim? Şey, kitapta yazdığın için pişman olduğun bir olay oldu mu? Kitapta yazdığım için pişman olduğum bir şey oldu mu? Hayır, zaten ben onu yazdığım için gerçekten istediğim için yazmıştım. Bir de hiç olmadı. Evet. Dün oldu. Dün oldu ama düne kadar hiç olmadı. Başka yani. Evet, başka. Evet. İdol olarak aldığın biri ya da bir yazar falan var mı? Biri dersen Cemile var. Arkada birinin sorusu mu vardı? Sorusu olan yoksa ihbar geçelim. Tamam o zaman. Geldiğiniz için yeniden teşekkür ederim. Bir tane şey kitapları havaya kaldırsanız bir tane çok fotoğraf alsak olur mu? Hadi ben şurada durayım, şöyle bir fotoğraf çekeyim. Ben durayım diyeyim. I'm going to sleep for half an hour. Okay, because I will come to your event, but I want to... Okay, I want to talk to you personally. Yeah, of course. Thank you so much for coming. O zaman ben şöyle ayrılacağım. Sen de şuraya gel. Herkes kitabını indirir misin aşağıya? Ne kapatıyor? Thank you.
Bitirdim.